Betamax Video'nun Video Tech programından herkese merhaba. Bu ikinci bölümümüzde Sylvester Stallone filmlerini ele alacağız. İlk film 1987 yapımı Over the Top. Over the Top Türkiye'de Kartal ve Zirvede ismiyle göstermeye girmiş, video kasetlerde de Kartal ismiyle basılmıştır. Özel kanallarda filmin orijinal ismine sadık kalınarak yani Over the Top isminin Türkçe versiyonu Zirvede olarak gösterilmişti. Şu anda elimde görmüş olduğunuz kaset 1987 yapımı filmin aynı yıl basılmış olan video kaseti. Yani 1987 ve 1988 yılları başlarında basılmış olan bir kopya. Orijinal dilde yani Türkçe dublaj veya herhangi bir başka dile çevrilmemiş orijinal dilde ve altyazılı Avrupa baskısı bu. Hollanda baskısı. İçi de şöyle, şu şekilde size göstereyim. Şu şekilde bir video kaset. Hollanda baskısı bu, Avrupa baskısı. Hollandaca alt yazısı var ve orijinal dilde İngilizce olarak orijinal dilinde basılmış. Bu film Canon Entertainment tarafından 1987 yılında Sylvester Stallone ile yapılmış olan ikinci film. İlk olarak 1986 yapımı Cobra filminde Canon Entertainment ve Sylvester Stallone beraber çalışmıştı. 1987 yılında ise Over the Top filminde Canon Entertainment yani Menahem Golan ve Yoram Globus ikilisi iki ünlü yapımcı Sylvester Stallone ile bir kez daha çalışmış ve böyle bir başyapıt ortaya çıkarmışlardır. Now I've been hearing on the road lately is this hawk of an end beat. I got a foul this is a... Bu film her ne kadar sinemada başarısız olmuş olsa da, daha doğrusu gişede başarısız olmuş olsa da, daha sonraki yıllarda bir kült haline gelmiş ve Sylvester Stallone hayranları tarafından, ayrıca aksiyon severler ve kült film arşivcileri tarafından benimsenmiş ve oldukça önemli bir yere sahip olan bir film. Bu filmin bir benzeri ise Yeşilçam'da yaşanmıştır. Bildiğiniz gibi Tarık Akan'ın 1973 yapımı Canım Kardeşim filmi. Bu film sinemada çakılmış, maalesef gişede çok başarısız olmuş. Fakat ondan sonraki yıllarda ise, yani özellikle de günümüzde Canım Kardeşim filmi tam bir kült filmdir. O dönem Tarık Akan'ın uçarı rolleri ve daha böyle çapkın salon filmlerinde oynadığı rollere alışmış olduğu için seyirci Canım Kardeşim filmindeki daha alt tabakayı yansıtan bir karakteri canlandırmasına alışamamış ve Tarık Akan'ı o role yakıştıramamış diye düşünüyorum ki ondan dolayı sinemada başarısız olmuştur. Sylvester Stallone hayranları için de bu geçerli. Çünkü daha önce hep komando, polisiye ve askeri veya Vietnam filmlerinde izlediğimiz Sylvester Stallone'u bu filmde bir kamyon şoförü olarak izliyoruz. Bu filmde bir 1978 yapımı Convoy filmindeki Chris Christopherson'ın canlandırmış olduğu lastik ördek karakterinin bir benzeri olarak bu filmde oynamakta. Çünkü bu filmin Türkiye'de Kartal ismi de gösterilmiş olması da bundan ibarettir. Çünkü 1978 yapımı Convoy filminin simgesi olan lastik ördek yani Rubber Duck bu filmde Kartal'a çevrilmiş. Bu filmde de kamyonun önündeki Kartal figürü Sylvester Stallone için çok değerlidir ve çok önemlidir. Hatta birkaç sahnede öyle parlattığını ve onu tam böyle yakın plan çektiğini falan da görürsünüz. O yüzden Türkiye'de bu film Kartal ismiyle göstermeye girmiştir. Sylvester Stallone seyircisi Sylvester Stallone'u böyle bir role yakıştıramadı ve alışamadı. Sinemada hayal kırıklığına da uğramış olabilir o dönem. O yüzden sinemada çakıldı maalesef ama ondan sonra video kaset piyasasında televizyon kanallarında bir kült haline geldi ki özellikle benim için çok değerli bir film bu. Zirvede filmi. Bu filmin konusuna da değinecek olursak Sylvester Stallone bir kamyon şoförüdür. Emekçi bir kamyon şoförü. Oğlu ise askeri okulda bir öğrencidir. Annesinden ayrılmış tabii. Yani boşanmışlar ve çocuk annesiyle kalıyor. Çocuğu kendisine bir türlü alışamıyor ve bunu çocuğu kendine alıştırmak için onu özel okuldan bir tatil günü alıp da kendiyle beraber yolculuğa çıkarıyor. Kamyon şoförlüğünü falan gösteriyor. O dünyayı gösteriyor. Nasıl bir hayat yaşadığını falan gösteriyor. Ve Sylvester Stallone bilek güreşi, hobi olarak da bilek güreşi yapmakta o filmde. Yani Rocky filmlerinden alıştığımız boksör adam burada bir bilek güreşçisi. Ve bilek güreşi turnuvasına hazırlanmakta. Çünkü bilek güreşi turnuvasında yüklü miktarda bir ödül var. Ve o ödül de kamyonunu yenilemek istiyor. Çünkü kamyonuna çok düşkün, özellikle şoförlüğe çok düşkün bir rolde bu filmde Sylvester Stallone. Böylece bilek güreşi turnuvasına hazırlanmakta ve bunu da oğluyla paylaşmakta.
Hatta oğlunu kendi yaşıtlarıyla bilek güreşine bile bazı sahnelerde soktuğu görüldü. Zamanla oğlu da kendisine alışıyor ve benimsiyor onu. Hatta annesinin babasına yani dedesine karşı çıkıp da babasının yanında kalmayı tercih ediyor. Bu filmde ayrıca gerçek sporcular da rol almaktadır. Özellikle bodybuilderciler ve onun haricinde diğer sporcular, martial artistler falan da bu rolde, bu filmde bazı rollerde görülmektedir. Böyle bir özelliği de var. Tıpkı diğer Canon Entertainment filmleri gibi çok çekici aksiyon sahneleriyle donanmış. Özellikle araç kovalamacı sahneleri, yakın plan dövüş sahneleri ki bunlar Canon Entertainment'ın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu filmde onları sıkça görmek mümkün. Film özel kanallarda 90'ların ilk yarısı ve 90'ların ortasında Zirvede ismiyle oynamıştır. Orijinal ismine sadık kalınarak çevrilmiş şekilde oynadı. Sinemada da dediğimiz gibi o figürden dolayı, kamyon önündeki figürden dolayı Kartal ismiyle gösterime giriyor. Tıpkı Konvoy filminde dediğimiz gibi Rubber Duck yani lastik ördekte olduğu gibi. Bu film bence Sylvester Stallone'un kariyerinde önemli bir film. 1978 yapımı bir filmi daha vardır onun, Fist isminde yani kamyoncu olarak çevrildi Türkçe'ye. O filmde de yine bir emekçiyi canlandırmaktadır. Ayrıca Sylvester Stallone'un az bilinen bir başka filmi ise Paradise Alley, 1978 yapımı. Yani birinci Rocky filminin hemen ardından Rocky 2 filmini çekmeden önce Paradise Alley filmini çekiyor. Bu filmde bir bar fedaisini canlandırıyor ki film Türkiye'de de Fedai ismiyle gösterilmiştir. Orada da arkadaşlarını, dostlarını ve barda çalışan bazı diğer arkadaşlarını güreş turnuvasına hazırlamakta. Rocky'ye benzer bir şey yine. 79 yılında ise zaten Rocky 2 filmiyle devam ediyor sinema kariyerine. Sylvester Stallone 1970 yılında İtalyan Aygırı isimli filmle sinemaya adım atmıştı. Onun ardından irili ufaklı birçok rolde oynadıktan sonra 1974 yılında Flatbush Lordları ve onun hemen ardından ise Death Race 2000, David Carradine'le başrolleri paylaştığı Death Race 2000'de oynadığı o filmin yönetmeni ise Roger Corman'dır. Roger Corman, B-Movies'lerin babası sayılır ve bütün arşivciler tarafından da çok sevilen bir yönetmendir. Özellikle video kaset arşivcileri tarafından. Roger Corman'ın bu başyapıtında oynadıktan sonra 1976 yılında en büyük çıkışını Rocky filmiyle yapmış ve zaten sinemaya resmen artık kendini kabul ettirmişti. Rocky filmiyle ilgili detaylı bilgileri önümüzdeki videolardan edinebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde daha detaylı bir Rocky bölümü yapmayı düşünüyorum. Orada Rocky ile ilgili birçok bilgiyi edinebilirsiniz. Elimizden geldikçe sizlere sunacağız. Onun ardından 1982 yılında Rambo serisine başlıyor. Özellikle First Blood serinin en sağlam filmidir. 1982 yapımı. David Morrell'ın 1972 yılında yazmış olduğu romanı 1982 yılında Ted Kotcheff sinemaya uyarlıyor. Yönetmen Ted Kotcheff. First Blood filmiyle ilgili bir özel bölüm de yakında sizlerle olacak. Onu da hazırlıyoruz, sizlere sunacağız. Onun ardından Sylvester Stallone o filmden bir sene önce aslında ilk kan filminden bir sene önce 1981 yılında Victory filminde oynamıştır. Victory bir futbol filmi aslında, bir spor filmi. Victory filminde Sylvester Stallone ile beraber Ardiles ve Pele gibi ünlü futbol yıldızları da görülmektedir. Ayrıca Michael Caine de Sylvester Stallone ile bu filmde beraber oynamaktadır. Victory filminin ardından First Blood'dan hemen sonra Rocky serisinin 3. filmi olan Rocky 3 Türkiye'de Veda ismiyle gösterime girmişti. Bu filmde de iki ünlü aksiyon starı sinema dünyasına kazandırılmıştır Sylvester Stallone tarafından. Bunlardan biri Hulk Hogan, diğeri ise Mr. T. Mr. T daha sonraki yıllarda A Takımı isimli diziyle yoluna devam etmiş ve kendi başrollerinde de oynamıştır. Mr. T isimli bir de başrolü vardır. Kendi başrolünde oynadığı ve filmin ismi de Mr. T olduğu bir film daha var bu aksiyon starının. Ayrıca DC Cap isimli bir filmi daha da var. Bu komedi aksiyon ağırlıklı. Bu filmde de Barbarian Brothers isimli iki aksiyon yıldızı ilk defa sinemaya adım atıyor. Aslında dikkat ettiyseniz aksiyon starları zincirleme olarak birbirini sinemaya taşımakta. Mesela Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris ilişkisi gibi. Ya da Bruce Lee, Chuck Norris ilişkisi gibi, aynı zamanda Sylvester Stallone, Hulk Hogan, Mr. T ve Dolph Lundgren gibi önemli bir zincir daha var. Ve Mr. T de ilk olarak Barbarian Brothers'ı sinemaya bu kendi filmiyle tanıtmış ve bu filmde rol vermiştir.
Barbarian Brothers daha sonraki yıllarda kendi başrollerine çıkmış İkiz Dadılar, Barbar Kardeşler ve Çifte Sorun gibi birçok filmde başrolleri oynamış ve özellikle genç ve çocuk seyircilerin gönlünü kazanmayı başarmıştır. Ki Barbarian Brothers'ı ben de çok severim. Özellikle 1987 yapımı The Barbarians filminde harika performans göstermişlerdir ki kendisi bence çizgi romandaki Conan'a çok benzerler. Öyle bir film çekmediler. Conan filminde oynamadılar ama Conan'a benzer bir karakterde oynadılar Barbarians Brothers olarak. 1987 yapımı The Barbarians filminde. Onlar da aksiyon dünyasına kazandırılmış önemli aktörlerden biri. İkisi daha doğrusu. Çünkü ikiz kardeşler onlar. Onun ardından 1985 yılında Rambo'nun ikinci filmi, Rocky'nin ise dördüncü filmi geldi Sylvester Stallone tarafından. 1986 yılında ise Paula Gosling'in romanından Beyaz Perde'ye uyarlanan Cobra filmi geldi. Cobra'nın hemen ardından ise bugün bahsettiğimiz Over the Top filmi gösterildi. Onun ardından 1989 yapımı Tango and Cash, 1991 yapımı Oscar, 1992 yapımı Dur Yoksa Annem Ateş Edecek, 1993 yılında Demolition Man ve Cliffhanger, 1994 yılında ise The Specialist filminde Sharon Stone'la oynamıştı Sylvester Stallone. Daha sonraki yıllarda 1996-97 yıllarında, 97 yıl olması gerek öyle hatırlıyorum, Copland filminde Robert De Niro ve Harry Keitel ile beraber oynamıştı. Copland filmi de Sylvester Stallone filmografisinde önemli bir yere sahip. O da her ne kadar dışlanan bir film olsa da Sylvester Stallone hayranları tarafından bence çok değerli bir film, çok özel bir film aslında. Çünkü kadrosu gereği de çok zengin bir kadroya sahip. Copland'ı da izlemediyseniz onu da buradan öneriyorum. İzleyin 1997 yapımı. Hatta o film için Sylvester Stallone yaklaşık 20 kilo almıştır. Orada daha kasaba şerifi rolünde oynayabilecek bir role uysun diye. Mesela First Blood filmindeki Brian Dennehy gibi o karaktere, o tipe gelmesi için yaklaşık 20 kilo almıştı o film için. Önemli bir yapım. O Miramax stüdyoları tarafından çekilmişti. 1997 yılında çekildi. Copland filmini de buradan önerdikten sonra 1990'lı yıllar böyle filmlerle gitti Sylvester Stallone. 2000'li yıllarda ise 1970'li yıllarda Michael Caine'in canlandırmış olduğu Get Carter filminin yeniden çevriminde başrolde oynadı. Burada Miranda Richardson ve Mickey Rourke gibi iki önemli aktörle oynayan Sylvester Stallone, daha sonraki yıllarda yine buna benzer Angelo'nun Öcü, Bullet to the Head gibi filmlerde oynadı. Ve ardından 2010 yılında The Expendables serisiyle geri döndü. Expendables serisi bir 2000'li yılların aksiyon başyapıtı olarak kabul edilir. Çünkü çok önemli aksiyon starları bu filmde bir aradadır. Özellikle ikinci film çok önemli. Çünkü ikinci filmde Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme ve buna benzer başka Arnold Schwarzenegger gibi çok önemli isimler bir arada. Arnold Schwarzenegger serinin her üç filminde de rol aldı. Üçüncü filmde ise Harrison Ford ve Mel Gibson var. Bence Sylvester Stallone bu üçlemeyi çekerek aksiyon sinemasına büyük bir saygı duruşu yapmıştır ve tekrar geri dönüş olmuştur. Ve tekrar Dolph Lundgren gibi ve buna benzer diğer daha unutulmaya yüz tutmuş aktörlerin tekrar aksiyon sinemasına dönmesini sağlamıştır. Tıpkı 80'lerde yapmış olduğu gibi. June 69. Accepted Special Forces. Expert in light weapons and guerrilla warfare. Sylvester Stallone is back as Rambo. Sylvester Stallone deyince ilk akla gelen isim elbette ki Rambo. Rambo filminin ise en çok beğenilen filmi serinin ikinci filmi olan Rambo 2'dir. Yani Rambo First Blood Part 2. Şu anda elimde görmüş olduğunuz video kaset de Rambo 2 filmine ait. 1985 yılında serinin devam filmi olarak çekilen ve ilk filme göre çok daha ilgi gören, ilk film kadar çok sağlam bir yapım olamasa da ilk filmden daha fazla ilgi görmüş ve gişede inanılmaz bir gelir elde etmiştir. Aslında ilk filmin hayran kitlesi de ikinci filmden dolayı oluşmuştur. Çünkü ilk film sinemaya girdiği zaman bir aksiyon filminden öte bir hikayeye, senaryoya dayalı bir film olduğu için biraz daha aksiyon izleyicilerinden ziyade diğer sinema izleyicileri çok tercih etmişti. Ama ikinci filmin sinemaya girmesinin ardından ilk film de çok rağbet görmeye başladı.
Ki Türkiye'de ikinci film sinemaya girdikten sonra ilk film tekrar gösterime girmektedir. Çünkü çok yoğun ilgi olduğu zaman ilk filmi tekrar getirmişlerdir, sinemaya koymuşlar. O yüzden Türkiye'de ilk Cannes filminin iki ayrı afişi bulunmaktadır. 1985 yapımı Rambo 2 filminin yönetmenliğini George Pankosmatos üstlenmiştir. George Pankosmatos 1986 yapımı Cobra filminde de yönetmendir. Orada da Sylvester Stallone'la beraber çalıştı yine. Çok iyi bir aksiyon yönetmeni olmakla beraber aynı zamanda sanat değeri içeren sahneler ve görüntüler de çekmiştir. Görüntü yönetmeni ve kameramanla beraber çok hassas olduğu bilinir George Pankosmatos'un. Onun haricinde ikinci filmde Sylvester Stallone'un yanında bir de John Travolta düşünülmüş. Stallone'un yardımcısı olarak, yani Rambo'nun yardımcısı olarak. Fakat bu istek Stallone'un isteği üzerine reddedilmiş. Bence bu doğru bir karar çünkü eğer John Travolta o filmde olmuş olsa Rambo karakteri daha sönük olurdu. Çünkü John Travolta o dönem çok popüler, çok ünlü bir yıldız. Ki Sylvester Stallone'un 1983 yılında yönetmiş olduğu bir filmde de başrolde oynadı. John Travolta o filmde olmuş olsa Rambo karakteri etkinliğini kaybederdi. Daha doğrusu çok etkili olmazdı, yine etkinliğini kaybetmezdi ama bence Rambo'nun tek olmuş olması daha iyi. Orada Julia Nixon'ın yardımcı rol olarak Julia Nixon'ın olmuş olması daha uygun, kadın karakterin yani. Rambo 2 filmi için birçok kargo helikopteri dönüştürülmüş ve normal savaş helikopterlerine çevrilmiş ve bu şekilde filmde kullanılmıştır. Hatta şöyle bir rivayet de vardı ki bu Sylvester Stallone tarafından da doğrulandı. Kanser hastası bir çocuğun Sylvester Stallone tarafından sete götürüldüğü ve o sette çocuğun o hastalığı yendiği de söylenir. Çünkü çocuk First Blood filminin hayranı ve o filmi 220 kere izlemiş. Filmden çok etkilendiği için Sylvester Stallone'a da ulaşmış ve Sylvester Stallone bundan haberdar olunca ikinci filmin setine götürmüş. O sette de bulunduğu için herhalde çok yüksek moralle o sette bulunduğu için o hastalığı yenmiş. Öyle bir bilgi de var, onu da sizlerle paylaşalım. Filmdeki patlamaların birçoğu zaten gerçek. Sizin de izlediğiniz gibi kamera arkaları görüntülerini bulmak mümkün YouTube üzerinden. Benzinler, variller dolusu benzinle yapılan setler var. O setlerin patlamaları hep gerçek. Oradaki araçların, oradaki o yapılan askeri üslerin patlaması da gerçek. Onlar patlama sahneleri gerçek yani. Hani Green Box falan değil yani. Green Box veya CGI falan yok filmde. Özel efektler var. Yani maketlerle veya böyle patlama sahneleriyle, özel patlayıcılarla yapılmış olan sahneler var. Öyle özel efektler var. Filmin aksiyon sahnelerini kurgulayan ekip de çok başarılı. Bence onlara da özel bir ödül verilmesi gerekiyordu. Çünkü Rambo 2 denince aksiyonun zirvesidir bence. Yani aksiyon sinemasının en kült filmlerinden birkaçından biridir yani. Böylece Rambo 2 filmi de gösterime girdikten sonra 1987 yılında serinin 3. filmi olan Rambo 3 filmi gösterime giriyor. Yani daha doğrusu 86-87'de yazılmaya başlanıyor, proje hazırlanıyor. 88 yılında da tamamlanıp gösterime giriyor. Rambo 3 filminin kadrosunda da çok önemli isimler var. Peter McDonald gibi çok büyük bir yönetmen tarafından yönetildi. Özellikle aksiyon ve tarihi aksiyon filmleri çok iyi yöneten bir yönetmendir Peter McDonald. Ki 1998 yapımı Legionnaire filminde de Jean-Claude Van Damme'la beraber çok iyi bir iş çıkarmış ve harika bir film yapmışlardır. Rambo 3 filminin yönetmenliğini de Peter McDonald üstlenmiş ve filmin senaristliğini Sylvester Stallone ve Sheldon Lattick üstlenmiştir. Sheldon Lattick'i 1990 yapımı Lionheart filminden hatırlamaktayız. Sheldon Lattick'in yapmış olduğu aksiyon filmleri efsanedir zaten. Double Impact, Legionnaire, Lionheart veya 2000'lerden sonra çektiği The Order ve Hard Corps gibi filmler. Bunlar çok önemli aksiyon filmlerdir Jean-Claude Van Damme'la beraber. Ayrıca Mark Dacascos'un başrolünde oynadığı Only the Strong, yani Türkiye'deki ismiyle Güçlüler Dünyası. Böyle önemli filmleri olan bir yönetmen. Bu filmde de olmuş olması, Peter McDonald ve Sheldon Lattick'in bir araya gelmiş olması zaten bir başyapıdan ortaya çıkmasını sağlamış. Üçüncü film Afganistan'da geçiyor, konusunu bilirsiniz birçoğunuz. Video piyasasında da o dönem Cyborg'la beraber piyasaya çıkıyor. Ve Cyborg ve Rambo 3 her zaman ismi beraber alınmaktadır birçok arşivci ve koleksiyoncu tarafından. Hemen ardından zaten Terminator 2 gibi, Gerçeğe Çağrı gibi, Temel İçgüdü gibi önemli kasetler de çıktı. Fakat Rambo 3 deyince akla ilk gelen ikinci isim ise Cyborg'dur. Hep, onlar hep beraber anılıyordu. Video kulüplerde de beraber raflarda duruyorlardı o filmler.
Sylvester Stallone'un böyle önemli filmleri var. Aksiyon dünyasında çok önemli filmler yaptı çünkü. Aktörün bir başka en önemli filmi ise Cliffhanger, yani Dağcı. Dağcı filmi 1993 yılında çekilmiş ve Sylvester Stallone'un özellikle biraz daha hikayeye dayalı, senaryoya dayalı filmlerinden hoşlanan bir sinema izleyicisi tarafından daha çok benimsenen bir filmdir bu. Kapağı da şu anda görmektesiniz. Ünlü ressam, İtalyan ressam Renato Casaro tarafından yapıldı. Renato Casaro, Rambo serisinin de bütün afişlerini yapmış. Aynı zamanda Bir Avuç Dolar'ın video afişlerini yapmış, ikinci gösterim afişlerini yapmış. Barbar Conan, yani Conan the Barbarian ve Conan the Destroyer filmlerinin afişlerini yapmış efsane bir ressamdır ki bu resmi de bu afişte çok meşhurdur, çok da ilgi gören bir kapaktı bu. Sylvester Stallone'un bir başka çok önemli filmi ise Lockup, yani Türkiye'deki ismiyle Hürkan. Şu anda elimde görmüş olduğunuz film. 1989 yapımı John Flynn tarafından yönetilmiş olan bir film. Film genel olarak hapishanede geçmektedir. Kalmış olan cezasını tamamlamak üzere hapishaneye giden Stallone, orada eskiden husumeti olan bir hapishane müdürüyle karşılaşır. Drangle isminde bir müdür. Bu karakter ise Donald Sutherland tarafından canlandırılmaktadır. Donald Sutherland'ı Clint Eastwood'un filmlerinden ve daha eski yıllarda savaş filmlerinden hatırlarsınız. Clint Eastwood'un Kelly Harrios isimli filminde de Clint Eastwood'la başrolleri paylaşmıştı, 1970 yapımı. 1960'lı yıllar ve 1970'li yıllarda da çok önemli aksiyon ve savaş filmleri bulunmaktadır Donald Sutherland'ın. 2000 yılında ise Clint Eastwood ile yeniden bir araya gelerek Space Cowboys isimli bir bilim kurgu komedi filminde oynamıştı. O film de çok başarılı bir film, buradan onu da öneririm size. Bu filmde kötü bir karakterde oynamakta, adaletsiz ve şiddet eğilimi olan bir hapishane müdürünü canlandırmaktadır. Filmde bir başka önemli aksiyon yıldızı daha da bulunmaktadır. Bu Predator filminden hatırladığımız Sonny Lanton. Oradaki hatırlarsınız bandanalı ve bir kama kullanan bir karakteri canlandırmıştı. Şu anda ismini tam anımsayamadım. Sonny Lanton'ı Predator filmindeki büyük performansından dolayı hiçbir zaman izleyici unutamamıştır ve o özellikle canavara meydan okuduğu bir sahne var, üzerine bıçakla çizdiği bir sahne. Oradan hatırlarsınız Sonny Lanton'ı. 2017 yılında da hayata veda etti maalesef, kaybettik kendisini. Sonny Lanton da bu filmde kötü karakteri canlandırmaktadır, kötü rolde oynamaktadır. Sonny Lanton, surat ifadesi olarak, yüz yapısı olarak ve duruş fizik olarak bence o da bir Conan canlandırabilecek bir karakterdi. Conan'a çok benzer. Özellikle John Buscema'nın ve Ernie Chan'ın çizmiş olduğu Conan surat ifadesiyle çok yakın bir yüzü var. Çok iyi bir ifadesi var Sonny Lanton'un. Bu filmde o da var. Sonny Lanton'u eğer görmek istiyorsanız ve beğendiğiniz bir aktörse bu filmde de çok güzel bir oyunculuk sergilemiş. Bu filmin kapağı da yine Renato Casaro tarafından çizilmiş usta ressam. Kendisinin eserleri çok başarılıdır. Bence bu programdan sonra Renato Casaro'nun eserlerini araştırıp da bir inceleyin. Oradan görürsünüz. Çok tanıdık, bildik afişler var. Yani o izlediğiniz, yıllarca izlediğiniz filmleri, gördüğünüz afişlerin tamamının, hemen hemen tamamının kendisine ait olduğunu görürsünüz. Zaten bir Michael Knapper var, bir Enzo Schiotti ve bir de Renato Casaro. Bir de Drew Struzan gibi önemli bir ressam var. Bunlar 80'li yılları resmen afiş ve kapak konusunda sırtlamış sanatçılar. Çok başarılı eserler ortaya koymuşlardı. Bu filmin müziklerini de yine Rocky serisinden hatırladığımız Bill Conti yapmıştır. Bill Conti çok usta bir müzisyen ve çok önemli eserleri var. 99 yapımı Inferno filminde de Jean-Claude Van Damme'la beraber çalışmış bir sanatçı. O filmde de müzik yapmıştı. Bu filmin de müzikleri yine Bill Conti'ye ait. Lock Up, yani Hürkan filmini de izlemediyseniz onu da buradan öneriyorum. Çünkü Stallone'un gerçekten izlenmesi gereken önemli filmlerinden biridir o da. Sylvester Stallone hakkında şunları eklemek istiyorum. Sylvester Stallone bence zekasıyla aksiyon dünyasında çok önemli işler yaptı. Sinema dünyasında daha doğrusu çok önemli işler yaptı. Rocky filmini büyük bir ustalıkla başardı ve adını zaten sinemaya artık kabul ettirmişti. Onun ardından gelen filmler de birbirinden değerli ve önemli filmlerdi. Hem aksiyon dünyası için hem sinema dünyası için. Sylvester Stallone bence sinema dünyasına gelebilecek önemli nadir isimlerden biridir. Sylvester Stallone'un eğer izlemediğiniz filmleri varsa mutlaka izleyin. Bence hiçbir filmi kaçırılmaya gelmemeli ve hepsi izlenmelidir.
ki defalarca izlediğimiz filmlerde de olmuştur bunları. Birçok sinema sever zaten yapıyordur. Sylvester Stallone bence yönetmen olarak, senarist olarak ve oyuncu olarak sinema dünyası için çok önemli bir isim. Kendisine başarılar diliyorum ve önümüzdeki hafta bir başka filmle yeniden görüşmek dileğiyle.